Merhaba arkadaşlar. Adana Hilton sahadan kazandığımız bir gecelik konaklama ödülünün şu an içindeyiz. Yıllarca bu otelin önünden geçtik. Çok etkinliğine geldik. Paramız mı yoktu? Hayır, vardı. Kıyamıyorduk. Ödül olarak şu an Hilton'da bir gecelik konaklama kazandık. Muhteşem bir odadayız. Yanımızda Gözde Hanım var. Şu an her şey çok değişecek. Değişecek olan ne biliyor musunuz? O artık Gözde'nin ev değil. Gojineş. Gojineş ile beraber Nisan'da Adana'da Hilton Oteli'nde ünlü gibi takılacağız bu vlog'da. Gözde neye bakıyorsun? Gözde Hanım neye bakıyorsunuz? Benim fotoğrafımı bulamadım ki. Koymamışlar mı? Seninle şimdi çekilip koyacaklar. Hayır, ben sık sık geliyorum buraya her programdan önce de. Her oyundan önce geliyorum ve hiç bulamam. Şu mu acaba? Şurada değil. Hangisi? Şu mu dedim de şurada değil. Neyse bak. Onlar yanlışlıkla koymuş. Benim var bak, gördün mü? Beni koymuşlar. Yok hanımefendiyle münasebetim var. Zara Hanım'la mı? Ne oldu ki? Albüm mü çıkıyordu, engelledi. Albümü engelledi. Allah Allah. Asansörde kaldık, gerçekten kaldık. Asansörün kapısı kapandı ama çıkmıyor. Hilton'dayız. Geri açtık, başka asansör bekleyeceğiz. Bu ses ne Gözde? Evet, Hilton. İneriz bakarız şimdi bacım, niye dert ediyor? Çantaları bırakıp ineriz eğlenceye. Hilton ödülümüzü kutluyoruz. Biraz kibar ol. Ya resmen asansörün tuşuna basıyoruz, niye gitmeye diyoruz. Oda kartını koyup numaraya basacakmışsın. Bu arada Mehmet Coşkun Deniz miydi? Evet, biraz önce online asansördeydi. Şu an kart alıyoruz, 17. Thank you. Şanssızız. Ne oldu? Taşköprü tarafı değil bak. Kuruköprü de oldu. Kanka. Kanka. Ve? Gel. Neden açmıyor perdeyi? Ucunu var. Oralara. Optimo. Ay sır. Evet. Evet, sahneler gösteriyor. Hayalimizin içinden bir an. Alo, İsmail Küçükkaya'ya bağlanır mısınız? İsmail Küçükkaya'da ne yapacaksın? Buradaydı görüşmek için. Şimdi ünlü gibi yürü de görsünler. Provalara başladı. Göt niye dışarıda? Canım, ünlüler takma şeyi yaptı. Çıkık dursun diye. Allah Allah. Gezdiğimiz serginin ismi Hayatınız En Büyük Maceranız Olsun. Evet, burada biyografisini görebiliyorsunuz. Evet, burada Nasuh Mahruki'nin gördüğünüz üzere dünyanın birçok yerinde zirve tırmanışlarını görüyorsunuz. Burada da bir sanat karesi var. Ünlü oyuncumuz da var. Sergiyi gezdiniz. Şu an ne düşünüyorsunuz? Mikrofonu size uzatalım, şuraya konuşun. Evet. Arkadaşımın çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Sizin kariyerinizi engelleyecek stadyum peki. Ne dersiniz? Kesinlikle hayır. Benimle biliyorsunuz yarışacak hiç kimse yok. Önümü kesmeye çalışanlar olabiliyor. Sadece çalışmakla kalabiliyor. Evet. Fotoğrafı zaten arkadaşımla beraber kareledik. Gözcüyle şu an diğer etkinliklere bakıyoruz. Burada mum heykeller var. İleride Ayşe Arman var. Kemal. Ne oluyor lan? Aha. Bizim mankene bak. Siz ne yapıyorsunuz? Gözde. Şşt kız. Ya gider misin? Ne yapıyorsun anam? Benim heykeli göndermemişler İstanbul'dan. İnsanlara faydalı. Olayım diye insan ortaya çıkmasın diye ben çektim. Beyefendi çok... selfie çekiliyordu sizinle. Çekilsin beyefendi, beni heykel sanıyor. Evet, şimdi de sıra Musa Bektaş'ın dergisindeyiz. Film Made in
Burak. Sanatçıların fotoğraflarının çekildiği film sahnelerindeki gerçek yere gidip onları birleştirmiş. Değişik bir çalışma olmuş bu. Otelinde bir günümüz devam ediyor. Gözcü Necik'le. Yorulmuş gördüm sizi. Çok mu fotoğraf? Yo, ben çok sinirlendim ya. Niye? Çok böyle düzensiz şey oldu yani. Hiç benim sahnem yok. Balmumu heykelim gelmemiş. Sabahın 7'si. Otelde sadece birkaç saat uyuyabildik. Diğer tarafta yaptıklarımızı gördünüz zaten. Artık Gözde Nejki, Gözde Nevkli'ye davet ediyor. Bu vloga son veriyoruz Gözde. Kendine gel bebeğim. Bu kadar mı? Şu an bahçesindeyiz. Çok güzel. Adana manzarası izleyerek kahvaltı yaptık. Güzel şeyler çabuk biter.